Evet, sayın kurucu temsilcim, değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu akşamki eğitim seminerimizde de Selahattin Hocam ağırlayacağız inşallah. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben sözü hocama bırakmadan önce kısa bir özgeçmişten bahsedip ondan sonra sunumları için Selahattin Hocama sözü bırakacağım inşallah. 1980 Konya doğumludur. İlkokulu Konya Rebbi Karatekin İlköğretim Okulu'nda, ortaokulu Konya Selçuklu Lisesi'nde ve liseyi yabancı dil ağırlıklı olarak Konya Lisesi'nde tamamlamıştır. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden birincilikle mezun olmuştur. 2003 yılında Konya ili Güney Sınır ilçesi Karasınır İlköğretim Okulu'nda kısa bir süre bilgisayar öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. Halen Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Üniversite Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Üniversite Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Evet, değerli öğretmen arkadaşlarım, bu akşamki eğitim seminerimize kısa bir aranın ardından yine Selahattin Hocam'la devam ediyoruz inşallah. Sayın Hocam, sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi bugünkü konumuz sunum programları üzerine olacak. Yani sunum programları ve etkili bunları etkili olarak nasıl kullanabiliriz? Yani birçok hocamızın ben aslında sunum programlarını kullandığını düşünüyorum. Hani derslerde de aktif olarak kullandıklarını düşünüyorum ama birincisi yani şöyle bir düşüncem var. Sunum programlarını ihtiyacımız olduğu zaman hani böyle bir 45-50 dakika içinde bir eğitimle çok öğrenmek mümkün değil ama ihtiyaç duyduğumuz anda yani böyle bir eğitimde biliyorsunuz ihtiyaç hissedilmesi önemli bir olgu. İhtiyaç duyulması durumunda ve yani bir sunum hazırlamaya ihtiyacımız varsa özellikle PowerPoint'i kullanarak buradaki beni dinleyen birçok hocamızın da bugüne kadar birçok sunum hazırlanmış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben PowerPoint ve Prezi gibi programların kullanımı ile ilgili bazı şeyler anlatmak istiyorum ama özellikle daha çok bunları nasıl etkili kullanabiliriz? Bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bilgi verme noktasında bu şekilde bir seminerle çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Ancak işte bir yol gösterme, yönlendirme, yani bu programlarla bunları da yapabiliriz gibi bir yol yönlendirme yapmak aynı zamanda da ki dediğim gibi birçok hocalarımız kullanıyordur bunu. Aynı zamanda etkili olarak bunları nasıl kullanabiliriz? Bununla ilgili bilimsel veriler bize neler gösteriyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bugünkü konumuz bu. Yine teşekkür ediyorum okul yönetimimize bize böyle bir sunum fırsatı verdikleri için de okul yönetimimize sizlere teşekkür ediyorum. Bizim işte üniversitede Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevine vekalet ediyorum, yürütüyorum. Biraz özellikle bu pandemiden dolayı da bizim işlerimizde yoğunca çok hazırlık yapamadan da böyle bir sunuma katılmış olduk. Bundan dolayı da şimdiden özür diliyorum. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışacağım şeyler. Ancak dediğim gibi özellikle bizim tarafta da hem sizlerin yükleri arttı bu pandemi döneminde. Bütün öğretmenlerinizin yani dışarıdaki danışmanlık yaptığımız okullardan da bildiğimiz kadarıyla öğretmenlerimizin yükleri pandemi döneminde oldukça arttı. Yüz yüze eğitim daha iyiydi. Bununla birlikte bizim de işte yeni bu pandemiden dolayı işte Zoom gibi, Webinar Jam gibi kendi daire başkanlığımızda yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı. Bir yandan bunlara yetişmek yani bilgi işlem olarak yükümüz hayli arttı. Dolayısıyla böyle bir yoğun döneme denk gelmesinden dolayı da hazırlıklarımızda bir eksiklik olursa şimdiden affınıza sığınıyorum. Hocalarımız geldiyse bir sunuma başlayabiliriz. Var mı eksik hocamız bekleyelim mi? Hocam sıkıntı yok. Ekran paylaşımı sizde şu anda. Tamam. Ekran paylaşımını kullanabilirsiniz hocam. Buyurun. Tamam.
Evet. Biraz önce söylediğim gibi eğitimde sunum programlarından sadece yani PowerPoint ve Prezi gibi programların kullanımına değineceğim. Diğer bunun dışında Canva gibi ya da Powton gibi programlar da bu alanda ismi geçen programlardan. Ancak bunların kullanımıyla ilgili yani çok da bizler de aktif olarak kullanmıyoruz. Ancak Canva'yı özellikle hani Web 2.0 teknolojileri altında verilen bir program. Dolayısıyla öğretmenlerimize bugüne kadar bununla ilgili bir seminer, yani daha popüler bir program olduğu için Canva programı. Bugüne kadar bununla ilgili bir eğitim, seminer yapılmıştır diye düşünüyorum, emin değilim ama. Dolayısıyla Canva'ya falan da çok girmeyeceğim. Ama buradaki yani Canva ve Powton gibi sunum programlarının özellikleri daha animasyon destekli olması. Bizim elimizde araç olarak daha çok kullanabileceğimiz PowerPoint ve Prezi gibi daha yaygın olarak kolay erişebileceğimiz programlar var. Ancak ihtiyaç duyulması durumunda Powton ya da işte biraz önce bahsettiğimiz gibi Canva yazılımları, internet üzerinden doğrudan çalışan bunlar incelenerek sunum yapılabilir. PowerPoint programlarında dediğim gibi PowerPoint, Prezi ve bunları nasıl etkili olarak kullanabiliriz, bundan bahsetmek istiyorum. PowerPoint programının öncelikle şöyle bir ekrandan PowerPoint kullanımı aslında bizim bir sunum hazırlarken yani benim de en çok kullandığım, en kolay erişebilir olduğumuz program. Bunun kullanımını yani tüm öğretmen arkadaşlarımız biliyordur ama yani kısaca şöyle bir üzerinden geçeyim bu sunumun gereği olarak. Dosya menüsünde dosya ile ilgili işlemlerimiz var. Yani bir dosya dediğimiz zaman hazırladığımız PowerPoint dosyası ile ilgili neler bekleriz? Bu dosyanın diğer bütün programlarda da olan aç, kaydet, farklı kaydet gibi özellikleri ve bu dosya ile ilgili bilgi almak için dosya menüsünden faydalanırız. Genel olarak dosyamızı yazdırma, bununla ilgili çalışma, bu tür özellikleri dosya menüsünden yapıyoruz. Giriş menüsünden giriş yani başlangıç olarak nitelendirebileceğimiz bütün editör programlarda işte kes, kopyala, yapıştır, düzenle, sağa yasla, sola yasla gibi basit düzeyde işlemlerimizin yani giriş seviyesindeki işlemlerimizin yapılabileceği bir menüdür giriş sekmesi. Dolayısıyla burada basit olarak bir herhangi bir yazdığımız metne neler yapabiliriz? Metin üzerinde sağa yaslama, sola yaslama, kalınlaştırma, italik yapma, altı çizili yapma, buna gölge verme gibi efektler ya da fontunu değiştirme, büyüklüğünü, yazının büyüklüğünü değiştirme gibi özellikleri buradan yapabiliyoruz. Bunun dışında yine basit düzeyde şekil ekleme işlemlerini, şunlar bazen ihtiyaç duyabiliyoruz. Metnin yönü bu şekilde dikey olsun, bazen özellikle tablolarda sol tarafa yaslamamız gerektiği zaman dikey olması için ya da sağa dönük ya da sola dönük dikey olmak için ya da yukarıdan aşağıya yazılabilmesi için yazılarımızın şu şekilde sündürürsek örneğin şöyle bir dikey olarak yerleşebilmesi için bununla ilgili butonlar bu menümüzde var. Yani burada anlatmak istediğim şey şu. Aslında bir grup mantıksal olarak gruplanmıştır. Yapacağımız şeyleri bu menülerde buna göre bulabiliriz. Yani yapacağımız işlem hangi menünün altında bunu her zaman akılda tutmak kolay değil. Bunun için yapacağımız işlem örneğin burayı bir sahne gibi düşünelim. Sahnemize eleman ekleyeceksek yani bir öge ekleyeceksek, bir oyuncu ekleyeceksek, bir figür ekleyeceksek eklemeyle ilgili işlemlerimizi ekle menüsünden yapacağız. Örneğin işte bir herhangi bir sahneye resim ekleme, bir şekil ekleme, iki boyutlu şekiller ekleme,
Smart Art dediğimiz kurum yapısı ekleme, organizasyonel yapılar ekleme, grafik ekleme gibi işlemleri eklemen üstünden yapabiliyoruz. Özellikle burada sık kullanacağımız herhangi bir yerine, ekranın herhangi bir yerine özel bir tekst eklemek istiyorsak, ekle menüsünün altındaki şu metin kutusu özelliğini sıkça kullanırız. Bu bize verilen bir şablon var. Bu şablonun için, yani bu bize verilen şablon, bize bir varsayılan olarak gelen şablonumuz, bize bir başlık ve metin eklemek için bir alan veriyor. Ancak bunların dışında biz herhangi bir yerine, sahnenin herhangi bir yerine metin eklemek istediğimiz zaman buradaki ekle metin kutusunu kullanırsak daha rahat sağa sola çekiştirebiliriz. Bunun dışında daha renkli yazılar oluşturmak istiyorsak WordArt kullanabiliriz. Yazımızı yazdıktan sonra, daha doğrusu evet, şöyle keselim bunu. Ctrl C ile hafızaya aldık. WordArt'tan istediğimiz biçimde daha zengin görsele sahip yazı biçimlerini, bu WordArt olarak geçiyor PowerPoint'te, bu şekilde sunumlarımıza ekleyebiliriz. Bunun dışında linkler, link dediğimiz, bağlantı dediğimiz köprü ekleme, burada nerede? Evet, bağlantı ekleyebiliriz. Örneğin özel gençlik eğitim kurumları. Bu da PowerPoint sunumlarımızda ihtiyaç duyabileceğimiz bir özelliktir. Ben herhangi bir metne tıkladığım zaman, buna bir bağlantı verip adres olarak bu adrese gitmesini istediğimiz zaman bunu çalıştırma aşamasında evet, tıkladığımız zaman bize bir browser'da bu linki, bağlantısını açacaktır. Bunlar, buraları biraz daha şöyle geçelim. Yani ekle menüsüyle bizim sahnemize oyuncu ekliyoruz. Tasarım menüsünde belirli bir şablon üzerinden gitmek bize kolaylık sağlayacaktır. Çünkü tasarımlarda, bu template'lerde belirli bir, bizim için önceden ayarlanmış renkler, önceden ayarlanmış fontlar mevcuttur. Biraz sonra bu sunumun sonuna doğru geleceğim. Dikkat etmemiz gereken kurallarda çok fazla font kullanımı, çok fazla renk kullanımı uygun olmayacaktır bizim sunumlarımızda. Dolayısıyla buradan herhangi bir şablonu seçerek, bizim için uygun olan, konumuza uygun olan şablonu seçerek bu şablon üzerinden, bu tasarım üzerinden sunumumuza devam edebiliriz. Buradan çeşitli tasarımları seçebiliriz. Sağ taraftaki çeşitlemelerden de aynı şablon üzerinde küçük renk değişiklikleri ile, yani bu temel tema üzerinde küçük renk değişiklikleri ve çeşitlemelere gidebiliriz. Geçişlerle kastedilen şey, birden fazla sayfamız olacak bizim. Sunumu yaparken birden fazla sayfamız olacak. Ve bu sayfalar arasında bir sayfadan diğerine geçişi için bir animasyon vermek istiyorsak buradaki geçişleri kullanabiliriz. Örneğin şu iterek geçişini kullandığımız zaman
Ve biz bunu şuradan değiştirebiliriz. Alttan gelsin, sağdan gelsin, üstten gelsin gibi daha detaylı ayarlar da yapabiliriz. Ya da şuradan süpürerek ya da böl diyerek ekranımızın çok burada ön izlemeyi yapamadı. Evet, şu şekilde böyle daha anlamlı. Buradan içeri ya da dışarı ya da dikey dışarı gibi bunlar üzerinde oynayarak istediğimiz geçişi verebiliriz. Daha canlı bir sunum yapmış oluruz slaytlar arasında. Animasyonlar kısmı önemli. Çünkü özellikle öğrenciler için yapacağımız bazı işlemler, yani eskiden mesela şu an kullanımı sona erdi. Flash gibi özellikle eğitimde kullandığımız Flash Player ile kullandığımız Flash tabanlı SVF uzantılı dosyalarımız vardı. Şu anda bunun desteği kalktı biliyorsunuz. Bu Flash yazılımı sayesinde eğitim yazılımları tasarlayabiliyorduk. PowerPoint'in 2003 yılından sonraki gelen versiyonlarında oldukça bu Flash animasyonlarına yakın işlemleri gerçekleştirebileceğimiz özellikler geldi. Ben şuradan şu sayfayı yenileyim, daha pratik olacak. Evet. Animasyonlar kısmında bizim sahneye eklediğimiz çeşitli nesnelere 4 farklı animasyon verebiliyoruz. Örneğin şu şekilde bir ekranımızda nesne olsun. Yani bunları biraz çok üzerinde durmadan basit bölgeler olarak şey yapayım. Animasyon, yani burasını anlatmak istiyorum özellikle. Animasyon eklerken 4 farklı animasyon verebiliyoruz. Yani biraz farklı bir, yani PowerPoint'te biraz farklılık oluşturabilecek bir özellik katmak istiyorsak sunumlarımıza, animasyonları kullanırsak daha güzel sunumlar oluşturabiliriz. Animasyonları nasıl kullanacağız? Sağ tarafta şurada animasyonlar sekmesinde animasyon bölmesini açarsak sağ tarafta bizim oyuncularımıza ekrandaki nesnelerimize animasyon verebileceğimiz şu bölme açılacaktır. İşlemlerimizi buradan yapabileceğiz. Peki hangi animasyonları verebiliyoruz? Burada animasyon ekle butonunu tıkladığımız zaman bakın şurada 4 çeşit animasyon vardır. Birincisi giriş efekti, ikincisi vurgu efekti, üçüncüsü çıkış efekti ve diğer hareket yolları olmak üzere 4 farklı efekt türü vardır. Bunlar ne anlama geliyor? Giriş efektleri, bunu bir oyuncu olarak düşünürsek, herhangi bir nesneyi, herhangi bir şöyle yazmış olduğumuz bu bir yazı olabilir, bir şekil olabilir, bir resim olabilir. Sahne üzerindeki herhangi bir nesne bizim sahnenin dışından sahneye girerken, oyuncu sahneye girerken nasıl girecek, nasıl bir efektle girecek? Giriş animasyonu olarak giriş animasyonlarından bunu belirliyoruz. Şurada girişin altında görünüş, solarak, uçarak giriş, içeri kaydır, böl gibi animasyonlarımız var. Bunlar oyuncu içeriye girerken ki, yani oyuncu sahneye görünmeye başlarken ki kullanabileceğimiz animasyonlar. Örneğin görünüş, bu biraz daha basit. Şu şekil diye bir şeyimiz var. Şunların şimdilik olmadığını düşünün. Bunları sırayla animasyon vereceğiz. Ben buradan animasyon ekle deyip içeri kaydır dediğim zaman, ki şu anda burada her bir eklediğim animasyon sağ tarafta görünüyor. Her bir, örneğin uçarak giriş gibi bir animasyon eklediğim zaman alttan bu şekilde uçarak sahneye girdi. Birden fazla giriş efekti de verebiliyoruz ve oynattığımız zaman bunlar sırasıyla oynayacak. Çıkış efekti, çıkış animasyonu, sahneden çıkarkenki animasyon, vurgu yapalım. Örneğin bu bizim ögemiz geldi, sahnemize girdi. Nasıl girdi?
tıklanınca girecek. Şunu daha kolay görebileceğimiz. Örneğin uçarak giriş olsun. Aşağıdan böyle sahnemize giriş yaptı. Buradan animasyon ekle diyerek örneğin vurgulamak istediğimiz bir metindir. Mesela gençlik eğitim kurumları üzerine yapalım bunu. Şu anda bakın şurada bir diye bir yanında işaret var. Bu bir simgesi. Bu öge üzerinde, bu nesne üzerinde bir animasyonun olduğunu gösteriyor. Ancak gençlik eğitim kurumları ifadesinin üzerinde bir animasyonumuz yok şu anda. Ben buraya ekle, pardon, animasyonlar, animasyon ekle, giriş animasyonlarından örneğin rastgele çizgileri seçtiğim zaman bu şekilde bir efektle ekranıma giriş yapmış oldu. Daha sonra ben bunu vurgulamak istiyorum. Yani ekranda bir şekilde kendini göstersin, kendini vurgulasın istiyorsam, animasyon ekle kısmından sallanma efektini verirsem, ekranda kendisini belirgin hale getirecek. Animasyon ekle kısmından yine aşağı doğru kaydırdığım zaman işte kaybet, solarak, uçarak çıkış, dışarı kaydır gibi bir çıkış efektini verirsem bu şekilde de ekrandan kaybolacak. Bunun dışında bir de hareket yolları diye bir dediğim gibi bizim daha güzel, daha fonksiyonel özellikle yani bir sunum değil de öğrencilerimiz için hazırlayacağımız bir eğitim materyalini hazırlarken kullanabileceğimiz bir özellik olduğunu düşünüyorum bu hareket yollarının. Hareket yolları da bir nesnenin belirli bir hareket yolu üzerinde hareket etmesini sağlar. Şöyle bir örnek verelim. Örneğin şu bizim için bir araç olsun. Trafik kuralları ile ilgili bir öğrencilere anlatmak istediğimiz bir materyal var. Trafik kurallarını anlatmak istiyoruz. Buradaki bir araç simgesini örneğin sola dönecek. Burada kırmızı ışıklar olduğunu, kırmızı ışık sembollerini koyduğumuzu düşünelim. Aracımızın buraya kadar gelip buradan sola doğru döndükten sonra bu şekilde hareket etmesini istiyoruz. Bunu buradan tasarım aşamasında yapabiliyoruz ancak biz bunu çalıştırdığımız zaman böyle bir animasyon vermediğimiz zaman hazır animasyonlar bunun sadece önceden belirlenmiş şekilde hareket etmesini sağlar. Yani biz bunu işte uçarak çıkış falan dersek buradan aşağıdan gelir yukarıya doğru gider. Ama bizim istediğimiz yönde istediğimiz hızda hareket etmesini istiyorsak bunun için de animasyonlardan hareket yollarını kullanarak hareket etmesini sağlayabiliriz. Şurada bunun için daha uygun olan dönüş diye bir şey var. Evet, şurada bakın bunu şunu işaretledikten sonra bana şöyle bir yol gösterdi. Kesikli çizgilerle şu yeşil çizgiden başlayarak aşağıya doğru bir yol gösterdi. Aşağıya kaydı için. Kaldıralım. Şöyle şu daha uygun olacak. İstediğimiz yönde örneğin bu şekilde hareket etmesini istiyoruz.
bu şekilde burada ayrıntılı seçeneklerinde bu aracın dönmesi de vardır ama şu anda onu tam hatırlayamıyorum. Aracı bu şekilde aşağıdan geldikten sonra biz bunu animasyon haline getirdiğimiz zaman aşağıdan gelip yukarıdan sola doğru gidecek şekilde hareket yolları vererek animasyonlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Özel yollarla istediğimiz yol üzerinde hareket verebiliriz. Sağ taraftaki bu animasyon bölmesinden efekt üzerinde verdiğimiz animasyon üzerinde detaylı ayarlamalar yapabiliyoruz. Örneğin ne zaman harekete geçecek? Mouse tıklamasıyla mı harekete geçecek? Ya da önceki animasyonun hemen arkasından mı devreye girecek? Öncekinin bitmesiyle mi devreye girecek? Zamanlama ile ilgili animasyonlara ait zamanlama ile ilgili seçenekleri buradan değiştirebiliyoruz. Yani animasyon bölmesinde bir animasyonun üzerine çift tıkladığımız zaman yönünü değiştirebiliyoruz. Yavaştan hızlanarak önce yavaş gelip sonra hızlanmasını ya da önce yavaş olarak gelip sonra hızlanmasını sağlayabiliyoruz. Düzgün bitiş ve düzgün başlangıç seçenekleriyle bunu sağlayabiliyoruz. Bu efektin çalışması sırasında bir ses çıkmasını istiyorsak bunlardan birini seçebiliyoruz gibi. Efektin animasyon üzerinde çeşitli ayarlamaları yapabiliyoruz. Yavaş mı olacak, hızlı mı olacak bunları buradan ayarlayabiliyoruz. Ve bitiminden sonra tekrar sürekli başa mı dönecek, kaç kere bu işlemi tekrar edecek bununla ilgili ayarlamaları buradan yapabiliyoruz. Özellikle metinle ilgili şuradan bir metin kutusu içinde metinle ilgili animasyonlarda da biz buna animasyonlar, animasyon ekle giriş efekti verelim. Özellikle burada metin animasyonunda da tek tek mi gelecek? Örneğin bir paragraf koyduk. Paragraflar ayrı ayrı mı gelecek? Bunları ayarlayabiliyoruz. Şu anda bu tek olarak geldi mesela. Alt alta. Bu şekilde çalıştırdığımız zaman bütün paragraf aynı anda gelebilir ya da hepsi tek nesne olarak gelebilir. Farklı paragraflar farklı zamanlarda gelebilir. Ya da karakterler tek tek gelebilir. Bunları buradaki animasyon seçeneklerinden değiştirebiliyoruz. Bunun dışında slide gösterisi kısmından bazen ihtiyaç duyabiliyoruz. Slide gösterisi kısmında şu kısım önemli olabilir. Şu iki butonu kullanmamız gerekebilir. Zamanlama provası butonu ile biz önceden tıklamalarımızı kaydederiz ve hangi saniyelerde tıkladığımızı bu sistem otomatik olarak tutuyor, kaydediyor ve en sonunda bitti. Mesela 0.011 saniyelik bir sunum oldu. Biz bu sunumu hazırladık ve bir yerde sanki bir videoymuş gibi kullanmak istiyorsak sunumu tıklamaları da önceden kaydedilmiş bir şekilde bunu çalıştırıp sunum yapmak istiyorsak, o anda hiç dokunmadan bir video gibi oynamasını istiyorsak burada zamanlama provasını kullanabiliriz. Bir diğeri de slide gösterisi kaydet. Slide gösterisi kaydet butonu da bizim bir sunumu yaparken baştan kaydet diyerek şu kaydı başlat butonuna bastığımız zaman şu anda benim yaptığım gibi hem önümde sunum açık hem de konuşuyorum. Bu konuşmaları slide gösterisini kaydet diyerek kaydedebilirim. Ve bütün benim şu anda yapmış olduğum konuşmalar
mikrofon aracılığıyla kaydedilir ve bu sunumun bir parçası haline gelir. Daha sonra ben bunu tıklayıp çalıştırdığım zaman başka bir ortamda benim sesimle o anda ben anlatmadan yani o anda benim olmama gerek olmadan benim sesimle otomatik hem konuşmalarım hem de hangi dakikada hangi saniyede tıklama yaptıysam bu orada o anda sunum yapıyormuşum gibi çalışmaya devam eder. Selahattin Hocam. Buyurun hocam. Pardon araya giriyorum. İlk oturum için son bir dakikanın içerisine girdik. Evet. Aynı link üzerinden tekrar ikinci oturumumuz başlayacak bağlantı koptuğunda. Tabii ki hocam hemen şey yapalım. Şu anda ben ekranımı kullandığım için göremiyorum. Bir dakika içinde ben tekrar bağlanayım hocam. Tamam hocam. Evet değerli arkadaşlar aynı link üzerinden tekrar giriş yapıyoruz inşallah. Hocam buyurun. Evet. Slide gösterisi kısmından dediğim gibi burada şu iki buton bizim için önemli olabilir. Zamanlama provası önceden kaydedip sadece tıklamaları kaydeder zamanlama provası. Sadece tıklamaları kaydediyor. Ve hangi dakikada, hangi saniyede tıklama yaptıysak bir sonraki slayta geçiş için ya da animasyonun oynaması için bunları kaydeder. Ve daha sonra bunu çalıştırdığımız zaman o saniyelerde tıklamayı otomatik olarak yapar. Bizim tıklamamıza ihtiyaç kalmadan. Bazı durumlarda buna ihtiyaç olabilir. Dediğim gibi sunum yaparken değil ama otomatik olarak böyle bir video gibi ya da önceden hazırlanmış. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte iki tane slide'dan oluşan bir ya da üç tane sayfadan oluşan bir PowerPoint sunumu hazırladık. Ve her beş saniyede bir bunun dönmesini istiyoruz. Hocam bir... pardon. Ekran paylaşımı gelmedi ama. Tabii, pardon hocam. Tamam hocam. Evet. Dediğim gibi yani farklı noktalarda ihtiyaç farklı noktalarda yani sadece sunum değil PowerPoint'i birçok başka ihtiyacımız olan yerlerde de kullanıyoruz biliyorsunuz. Örneğin bir etkinliğimiz var. Ben başımıza gelebilecek durumlardan örnekler vermeye çalışıyorum. Bir etkinliğimiz var. 5 saniyede bir işte sadece 3 sayfadan oluşuyor. Ve her 5 saniyede bir bu sayfanın değişmesini istiyoruz. Birinci sayfada kurumumuzun logosu var. İkinci sayfada etkinliğimizin adıyla ilgili bir işte resim var gibi. Bunların arka arkasına geçiş yapmasını istiyoruz. Ve bunu bir projeksiyon cihazıyla duvara yansıttık. Böyle bir şey için zamanlama provasını ayarlayıp her 5 saniyede bir otomatik olarak bir diğer slayta geçecek şekilde kullanırsak bu problemimizi çözmüş oluruz. Yine slide gösterisini kaydeti bir video gibi. Örneğin bir sunum hazırladık. O anda bilgisayar başında olamayacağız. Örneğin bir bildiri hazırladık. Bu bildiriyi burada yani pandemiden dolayı bildiri sunacağımız ortama gidemedik. Ama ben burada sunumumu da hazırladım. Önceden konuşurum ve slide gösterisi kaydet butonuna da basarım. Böylece hangi saniyede ne konuştuysam tüm konuştuklarım kaydedilmiş olur ve bu PowerPoint dosyasının içine entegre olmuş olur. Dolayısıyla özellikle bu pandemi döneminde bildiri sunma gibi noktalarda uzaklara göndereceğimiz sunumları yaparken bu buton bizim işimize yarayabilir. Slide gösterisi kaydet, şöyle kaydı başlat dersem mikrofon kullanıldığı için şu anda Zoom tarafından kullanıldığı için kaydetmiyor olabilir onu deneyemeyeceğim ama dediğim gibi bu buton başlat dediğimiz zaman bütün sesleri kaydedecek. Durdur dediğimiz zaman kayıt duraklatıldı deyip bu ses dosyasını dosyanın içine kaydedecek. Bakın şurada bir hoparlör simgesi belirdi. Hoparlör simgesi belirdi. Bu da ses dosyamızı bu dosyanın içine kaydettiği anlamına geliyor. Biz buradan şu çal butonuna basarsak çal dosyasına bastığımız zaman otomatik olarak oynamış olacak. Gözden geçir butonu PowerPoint'te hemen hemen hiç kullanmadığımız bir menüdür. Ama genel olarak ne yapar dersek Word'de daha fazla kullanılır bu. Örneğin ortak çalışmalar yapıyoruz. 3 kişi aynı sunum dosyası üzerinde
bir çalışma yapıyoruz. Ahmet Bey bazı değişiklikler istedi. Mehmet Bey işte burada hatalar buldu ve başka değişiklikler yaptı. Cengiz Bey bunun üzerinde farklı değişiklikler yaptı. Dolayısıyla her üçünün birbirinin yaptıkları değişiklikleri görmesi, onaylaması, kabul etmesi için gözden geçir kullanılır. Ya da dil hataları varsa bunlar için kullanılır. Ama dediğim gibi çok bizim yaptığımız işleri etkileyecek bir menü değil. Görünüm menüsünde benim yani PowerPoint'in üst düzey kullanımları arasında diyebileceğimiz birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum. Görünüm menüsünde benim dikkatimi çeken burada ya normalde biz buradaki normal butonu tıklanmış durumdadır ve biz normal görünümdeyizdir. Şu anda normal görünümdeyiz. Şimdi ana hat görünümü diye bir görünüm türü var. Bu ana hat görünümü burada bizim birden fazla sayfamız var ise bunların ana başlıklarını böyle bir nasıl diyelim kitap indeksi gibi temel başlıkları halinde görmemizi sağlar. Yani içeriklerinin tamamını değil de buradaki özet bilgiyi göstererek ana hatlarını gösteren bir şeydir. Slide sıralayıcısını biliyorsunuz. Slide'ları birbiri arasında slide'ları sıralamak için kendi aralarında slide'ların yerini değiştirmek, kolay değiştirmek için birden fazla sayfamız olduğu zaman bunları kolay değiştirmek için kullanabiliriz. Not sayfası görünümünün özelliği şudur. Özellikle üniversite öğrencileri bu şekilde fotokopilerden çalışır biliyorsanız veya hatırlıyorsanız. Bir PowerPoint örneğin şu sayfayla ilgili ders hocasının aldığı buraya notlar vardır. Yani bu sayfadaki bahsedilen konuyla ilgili olarak buraya yazılmış notlar vardır, tekstler vardır. Bunun çıktısını aldığımız zaman not sayfası, not görünümünün çıktısını aldığımız zaman buradaki içeriğe ait not, tekst, metin bunları burada görebiliriz ve notlar alabiliriz. Örneğin burada ne yaptıysak gençlik eğitim kurumları ile ilgili bilgi verildi gibi notlarımızı aldık. Bunu daha sonra çıktısını alırken bu şekilde çıktı aldığımız zaman bunu raporlamış oluruz. Ya da not görünümü sunum yaparken şu anda PowerPoint'in son sürümlerinde gelen bir özellik. Örneğin projeksiyon cihazına yansıttığımız zaman benim ekranımda şu anda kapalı. Örneğin projeksiyon cihazına yansıttığımız zaman not görünümünde geliyor. Yani projeksiyon cihazında sunum görünüyor. Kendi cihazımızda iki seçenek var. İstersek not görünümünde, İstersek projeksiyon cihazındaki görüntünün aynısı olacak şekilde gelebiliyor. Not görüntüsünün olması sunumu yapan kişiye şöyle bir avantaj sağlıyor. Bu slide, bu sayfa açıkken bahsetmesi gereken konuları buraya kendisince not aldıysa sadece sunucu görebiliyor. Ancak projeksiyon cihazında bu sunumu izleyenler göremiyorlar. İki farklı görünüme sahip olmuş oluyor. Dolayısıyla bu da sunucuya bir rahatlık sağlıyor. Notlar sayfasından buradan not alınabilir. Ya da buradan bunun alt kısmında şurada notları yazarak, şurada bakın notlar diye bir butonumuz var. Notlar yazarak buradan da notumuzu alabiliyoruz. Buradan aldığımız notlar da şuradaki notlar sayfasında karşımıza geliyor. Bunun dışında şurada asıl slide, asıl dinleyici notu, asıl notlar gibi bir sayfamız var. Bundan kısaca bahsedeyim. Bu önemli olabiliyor. Şundan dolayı yani biraz dediğim gibi standart kullanımın dışında bir özellik gibi gördüğüm için göstermek istedim. Şöyle bir tasarım seçelim. Örneğin şöyle bir tasarım olsun. Bu tasarımda bakın başlık eklemek için bize şöyle bir sayfa vermiş. Bu ilk sayfa. Yani bizim tasarımlarımızda PowerPoint ilk sayfanın tasarımını, tablolu bir görünümün tasarımını, grafikli bir görünümün tasarımı aslında PowerPoint tarafında farklı bir şekilde tutulmaktadır. Bakın ilk sayfamın ben bu template'i seçtiğim zaman, bu tasarımı seçtiğim zaman
İlk sayfanın görüntüsü buyken bundan sonraki seçtiğim bütün sayfaların görünümünde bakın şurada sadece şöyle bir mavi çizgi var. Ancak ilk sayfada böyle bir desen var. Şimdi bazı durumlarda örneğin şöyle bir zemin olsun. Mesela bize bir alan ihtiyaç oluyor. Bu alan ihtiyaç olduğu zaman şunu şuraya taşımak istiyoruz. Şöyle yazılarımız var. Böyle yazıyı yazdık ama şurada gördüğünüz gibi arkadaki şu şekil benim yazımın görünmesini engelliyor. Yani ben istiyorum ki ben bu template çok güzel. Bu template'i kullanmak istiyorum. Ama şuradaki şu işte ekin sapına benzer şekiller benim burada yazımın görünmesini engelliyor. Keşke diyorum şu ekin sapı olmasaydı. Burada bunu silebilmemiz mümkün değil. Bakın şu bir ayrıca bir şekil değil. Bunu silebilmemiz mümkün değil. Bunu nereden silebiliriz? Bunu görünüm menüsünden. Yani bu bazen dediğim gibi ihtiyaç olabiliyor. Buna takılabiliyoruz. Asıl slide dediğimiz zaman asıl slide dediğimiz şudur. Bu temanın kendi orijinal halidir. Düzenlenebilir hale açılır. Temanın düzenlenebilir hale açılır. Buradan şunu görüyoruz bakın. Görünümden asıl slide'a tıkladığım zaman bu seçtiğim template'in ilk sayfası mouse'la üzerine geldiğimiz zaman da yazar. Bakın burada diyor ki duman asıl slide, kullanıldığı slide'lar 1-4. Yani duman diye bir buna isim verilmiş bu template'e. Bunun asıl slide'ını gösteriyor. Şurada başlık slide'ı. Ne demek? Yani ilk sayfa, başlık olan sayfa ben bu template'i kullanarak bir sunum oluştursam kapak sayfam benim böyle olacak. Bu benim kapağım. Kapakta mesela ben şu ögeyi istemiyorum. Ben bu ögeyi istemediğim zaman mouse'la buradan işaretleyip delete düğmesine basabilirim. Yine içinde sayfa numarasını gösteren bir şey vardı. Tıkladıktan sonra delete tuşuna basabilirim. Gibi mesela alt bilgi üst bilgi istemiyorum. Ya yani burada tutabildiğim zeminin bir parçası değilse o resimler burada daha fazla benim düzenleme şansım var. Örneğin şu kahverengi şuradaki şekil benim istemediğim bir şey. Bunları silebiliyorum. Ya da mesela şöyle yapayım. Asıl slide'a geldim bakın. Asıl slide'a geldim. Asıl slide'a ben şöyle bir şey ekleyeyim. İstiyorum ki şöyle tamamen bütün slide'ı kaplayacak. Rengini de biraz açık bir şeyler olsun. Böyle olsun. Şurada şöyle bir çerçeve olsun. Yani ben bu şeyleri de çerçeve içine almak istiyorum. Şekilden tekrar. Yani ben burada kendimce mevcut template üzerinde değişiklikler yapıp biraz daha açık bir şey var mı? Evet. Kendimce template üzerinde değişiklikler yapıp şuradan asıl öge görünümünü kapat. Asıl öge görünümünü kapat. Bu butona bastığım zaman benim bakın şu anda ben bunları tutup da silemem. Çünkü ben bunu bu template'in anasında yaptım. Yani orijinalinde yaptım. Tema halinde yaptım. Dolayısıyla bakın benim eklediğim bütün yeni şeylerde bu zemin, bütün sayfalarda bu zemin artık otomatik olarak var. Ve ben biraz önceki şuradaki o ekin sapından kurtulmuş oldum bunu yaparak. Sadece burada kaldı. Bu da neden? Ana sayfa yani ilk sayfa üzerinde yapmadım. Buradan tekrar gelip bakın görünüm, asıl slide diyerek şunların üzerinde de yaparsam örneğin şu bir iki tablolu bir tasarım. Ben burada da böyle bir şuradaki gibi dikdörtgen resimlerini eklersem böyle bir sayfa istediğim zaman da yine şu şekilde gelecek. Ya da başlık sayfası ya da diğer şu başlık sayfasına da ben diyelim ki şu şekli eklemiş olayım. Bu şekli eklemiş olayım. Boş bir yere tıkladım. Asıl öge görünümünü kapat dedim. Bakın başlıkta artık bu var ve bu burada editlenebilir değil. Buradan silemem. Mouse'la tıklayıp delete butonuna bastığım zaman bunu silemem. Dediğim gibi kendimize özel bazen şu tasarımları beğenmiyorsak
beğenmiyorsak bunun bir kendimize özel bir tasarım yapmanın yolu şu değil yani. Örneğin şu sayfaya tıkladım ben. Bu sayfaya tıkladım. Bu sayfaya şöyle bir çerçeve ekledim. Bunun farklı olabilmesi için beyaz yaptım. İşte beyaz zemin üzerine ben yazılar yapmak istiyorum. Bunu yapmanın yolu şuradaki Ctrl C diyerek şuraya her sayfaya bunu yapıştırıp sonra üzerine yazı yazmak değil. Bunu yapmanın yolu asıl slayta geçip, görünümden asıl slayta geçip, asıl slayt üzerinde benim temam üzerinde, template'im üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp asıl öge görünümünü kapat dedikten sonra burada sunumumu hazırlamam. Görünümün böyle bir önemi var. Evet, görünümde de dediğim gibi asıl slayt biraz daha hani farklı ihtiyacınız olabilir. Ama hani diğer normal basit düzeyde kullanımların dışında olduğunu düşündüğüm, gördüğüm için biraz fazlaca üzerinde durdum. Cetveli görüntülersek, kılavuz çizgilerini görüntülersek bizim bu sadece görünümle ilgili. Çıktısını alırsak görünmez bunlar veya sunumu başlattığımız zaman bunlar görünmez. Sadece bunlar bizim tasarımımızı kolaylaştırmak için olan özelliklerdir. Görünüp gizleyerek daha kolay şeyler yapabiliriz. Yardım menüsünü geçiyorum. Yani PowerPoint bu kadar. Şimdi bunun dışında şöyle bir şeyden bahsedeyim. Yine yani başımıza gelebilecek PowerPoint'i başka ne amaçlarla kullanırız? Esasında sunum amaçlı olarak kullanıyoruz biz PowerPoint programını ama dediğim gibi şöyle bir ihtiyacımız olabilir. Örneğin bir akademik bildirim poster sunumu yapacağız. Örneğin bir makalemiz var. Bu makaleyi ya da bildirimiz var. Bunu sözlü olarak sunabiliriz. Oral presentation olarak ya da poster olarak kabul edilmiş olabilir bizim bildirimiz. Bir poster hazırlamamız gerekebilir. Poster hazırlama işini Paint'te yapabileceğimiz gibi ki Paint'te oldukça zor olur böyle bir poster tasarımı yapmak. Çünkü Paint programında bir çizgiyi çizdikten sonra bunu tutup da döndürmek, değiştirmek çok mümkün değildir. Ancak PowerPoint programı buna izin verdiği için daha çok tercih edilir. Peki ben bir poster hazırlamak istiyorum. O zaman ne yaparım? Evet, şurada hangi menünün altındaydı o görünüm tasarımda. Evet, tasarım menüsünün altında slide boyutu diye bir butonumuz var. Tasarım menüsünün altında slide butonu diye slide boyutu diye bir butonumuz var. Buradan özel slide boyutunu seçip bakın şurada kaç santimetre olduğunu belirlersem kaç santimetreye kaç santimetre. Örneğin genellikle A0, A1, A2, A3, A4 gibi A4 kağıt boyutlarının iki katı olan A3, A2, A1, A0 gibi boyutlarımız vardır ve posterler sunumu yapacağımız yer bize belirli standartlarını belirtmiştir bunun. Der ki mesela A0 standardında ya da A1 standardında A4 standardının boyutu 29.7 santimetre dikey olduğu zaman 21 santimetre genişlik, 29.7 santimetre de yükseklik boyutudur. Bu A4'ün boyutu. İşte bunun iki katı olacak şekilde A3, A2, A1 boyutlarında. Biz burayı örneğin işte 120 santim, A1'in boyutu tam hatırlamıyorum ama 120'ye 90 olabilir. Böyle bir boyutta tamam diyerek ben böyle bir poster hazırlayabilirim. Ve bununla ilgili ben birkaç tane şey de indirmiştim. Örnek olarak gösterebilmek amacıyla. Örneğin şunlar PowerPoint programı ile kolayca hazırlayabileceğimiz poster örnekleridir. 3 tane örnek olsun diye internetten bulduğum PowerPoint ile yapılmış poster örnekleri. Dolayısıyla biz PowerPoint'i bu gibi amaçlar için de kullanabiliriz. Evet, PowerPoint ile ilgili genel olarak dediğim gibi çoğu hocalarımız kullanıyordur ama soracağınız herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Eğer yoksa Prezi programına geçelim ve ondan sonra da dediğim gibi biraz daha
işe yarayacak olacağını düşündüğüm etkili sunumları hazırlamak için nelere dikkat etmeliyiz konularına geçelim hocam. Var mı soracağınız bir şey PowerPoint ile ilgili? Yani bilginiz ölçüde. Geçelim diğer bölüme. Evet. Daha önce yani PowerPoint ile hazırlarken başınıza gelen şeyler varsa çözüm yani orada çözüm önerileri getirmeye çalışabiliriz. Evet. Prezi programına bakalım. Prezi de bir başka sunum programı. Prezi'nin özelliği yani PowerPoint biraz daha ben de daha çok mesela PowerPoint programını kullanabiliyorum. Çünkü neden? Daha kolay ulaşılabilir olmasından dolayı bazı şeyleri pratik olarak yapmamız gerektiği zaman PowerPoint programını kullanıyoruz. Prezi programı şunu gösterir. Biraz daha ben bu işe daha fazla emek harcadım. Daha profesyonel bir şeyler hazırlamak istiyorum. Karşımızdaki insanlarda böyle bir imaj oluşturur. Yani ben bu işe daha çok emek verdim, daha profesyonel ve farklı bir şeyler oluşturmak istedim. Böyle bir imaj oluşturur. Bu da yaklaşık yani böyle son 7-8 yıldır biraz daha popüler olan bir sunum programı biliyorsunuz. Bu platform bulut üzerinde çalışan yani internet üzerinde çalışan bir platform. Üyelik sistemiyle çalışıyor. Ücretli olarak kullanabildiğimiz kısımları olmakla birlikte ücretsiz olarak kullanacağımız özellikleri birçok şey yapmamıza imkan sağlıyor. Burada adımızı, soyadımızı, e-mail adresimizi ve şifremizi istediğimiz şifreyi yazdıktan sonra bu iki kutucuğu tıklayarak continue butonuna bastığımız zaman herhangi bir yani mail doğrulaması falan da gerektirmiyor. Yani şu anda bir belki mail göndermiştir ama continue'ya bastığımız zaman hani bunun olmasına orada doğrulamaya da ihtiyaç kalmadan bizim hemen giriş yapmamıza izin veriyor. Buraya üye olduktan sonra ben kullanıcı adı ve şifremle yani az önceki create account'a bastıktan sonra hemen bunu kullanmaya başlayabiliyorum. Giriş butonuna bastım. E-mail adresimi ve şifremi giriyorum. Login butonuna basıyorum. Prezi programıyla dediğim gibi bulut üzerinde, internet üzerinde çalışan bir sistemi var. Bunu download ederek de kullanabiliyoruz. Yani internet erişimimizin olmadığı noktalarda biz bunu download edip hiç prezi yüklü olmayan bir bilgisayarda da çalıştırabiliyoruz. Çünkü biz bunu indirdiğimiz zaman kendi içinde onu da çalıştırabilecek bir player'la birlikte geliyor ve orada da kullanabiliyoruz. Ama genel olarak internet üzerinde, bulut üzerinde kullanımı yaygın. Ama sunum yapacağımız yere giderken internet olmama ihtimaline karşılık o halini de download edip yanımızda bir flash bellekte götürmekte fayda var. Prezi Galeri dediğimiz zaman, Prezi Galeri dediğimiz zaman, Prezi'de şu ana kadar yapılmış bütün sunumlar burada kayıtlı durumda, bulut üzerinde kayıtlı durumda. Dolayısıyla Prezi Galeri yazdığım zaman, Google'dan ilk arattığım zaman prezi.com/galeri adresine gidiyor. Burada bugüne kadar yapılmış birçok sunum var. Siz bu sunumları alıp indirip üzerinde değişiklik yaparak da kullanabiliyorsunuz. Burada yani birçok sunum var. Burada arama da gerçekleştirebiliriz. Örneğin şöyle bir biraz yavaş çalışıyor ve zorlanıyor. Bilgisayarım. Şurada bakın 350 milyon sunumun içinden istediğinizi bulabilirsiniz diyor. Örneğin eğitim konusuyla ilgili sunumları bulalım. Yani Türkçe yapılmış da birçok gördüğünüz gibi şeyler var. Burada sunumlar var. İhtiyacımız olan sunumları burada mevcut olarak varsa bunları da kullanabiliriz. Bu da bize bir
kolaylık sağlıyor. Örneğin fen bilgisi dersinde elektrik konusunu işliyor olalım. Elektrik konusuyla ilgili elektrik yükleri, elektrik enerjisi, işte Emine Gültekin diye bir vatandaş yapmış ya da yabancı olarak yapılan şeyler var. Elektrik konusunu anlatan sunumlarımız var. Dolayısıyla biz herhangi bir konuda sunum ararken öğrencilerimize yapacağımız sunumlarda buralardan faydalanabiliriz ya da kendi sunumlarımızı oluşturabiliriz. Kendi sunumlarımızı nasıl oluşturuyoruz? Buna bakalım. Prezi'nin özelliği şudur arkadaşlar. Prezi biraz insanın odak noktasını belirli konulara çekmek üzerine kurulu bir sistem. Buradan Prezi şunları da açıklayayım. Prezi video dediğimiz zaman şu anda Zoom platformunda kullanıldığı için benim webcam'im onu burada deneyemeyeceğim. Çünkü buraya bastığım zaman webcam'imi kullanmak isteyecek ama webcam'i Zoom programı kullanıyor. Hata verecektir. Şöyle normal sizler şunu yapabilirsiniz. Quick Record dediğiniz zaman webcam'inizi açacak. Ve şurada bir resmi var mı? Bakayım. Ekranın bir kısmında sizin videonuz. Küçük bir kısmında, sağ tarafındaki bir kısmında da yaptığınız presentation, yani hazırladığınız sunum geliyor, yer alıyor. Yani ekranın bir kısmında işte sizin görüntünüz, örneğin yüzünüz. Örneğin sağ tarafınızda da bir şu alanda hazırladığınız sunum geliyor. Böylece hem konuşmuş oluyorsunuz, böyle bir sunum biçimi, video şeklinde bir sunum hazırlayabiliyorsunuz. Hem konuşmuş oluyorsunuz, webcam'le kayıt altında yüzünüz kaydedilmiş oluyor, hem de yüzünüzün yanında sağ tarafta küçük bir ekranda yaptığınız sunum var. Konuştuklarınızı oradakiyle eşleştirerek kullanabiliyorsunuz, anlatım yapabiliyorsunuz. Prezi video bunun için. Bunun dışında Prezi Present dediğimiz, biraz önceki PowerPoint'te yaptığımıza benzer sunumlar hazırlamak için. Şurada zaten kendi bir demo şeyi geliyor önce. Present dediğiniz zaman size başlangıç için şunu kullanabilirsin diye size bir küçük bir eğitim vermek amacıyla hazırlanmış Prezi'nin kendi sunumu geliyor. Prezi'nin sitesi üzerindeki herhangi bir sunumu şu üzerindeki üçgene basarak, play butonuna basarak çalıştırabilirsiniz. Burada tekrar bastım. Burada bir Prezi sunumu nasıl hazırlanır? Bunun aşamalarından bahsetmiş. Başlangıç olarak diyor. Öncelikle oluşturacaksınız bir PowerPoint'i, Prezi üzerinde bir sunumu oluşturacaksınız. Sonra bunun üzerinde düzenlemeler yapacaksınız ve sunacaksınız. Bunu başkalarıyla paylaşacaksınız ve bunu yaparken de arkadaşlarınızla birliktelik sağlayabileceksiniz. Çünkü bulut üzerinde, internet üzerinde ve herkesin buna ulaşıp üzerinde kendine göre değişiklik yapabileceği bir sistem bunu anlatıyor. Prezi'nin mantığı şu, tıkladığımız zaman bu kısma odaklanıyor. Bizim ilgimizi, odağımızı bu noktaya çekiyor. Ve bu başlığa girdiğimiz zaman alt başlıklarla bizi yönlendiriyor. Örneğin başlangıç aşamasında biz create, yani nasıl oluşturacağız, bir Prezi sunumunu nasıl oluşturacağız, buna tıkladık. Burada diyor ki öncelikle bir template seçin. Sonra bunun üzerinde değişiklikler, düzenlemeler yapın. Sonra layout dediğimiz yerleşim düzenlerini belirleyin. Ve sonra da içerik ekleyin. Yani resim ekleyin, metin ekleyin, bunun üzerinde ekleme çıkarmalar yapın. Böylece create yapmış oluyorsunuz. Bu arada Prezi'nin Türkçe dil desteği yok. Ancak özellikle Chrome gibi bir browser üzerinden kullanıyorsanız Chrome sizin için Türkçeleştirecek. Ben ihtiyaç duymadığım için kullanmadım ama Türkçe'ye ihtiyaç duymanız durumunda Chrome browser'ının işte translate özelliği açık olarak kullanırsanız buralar Türkçe olarak gelecektir karşınıza. Buradan yani alt konulara tıkladığımız zaman, örneğin Pick a Template'e tıkladık. Bunu nasıl yapacağız? Bunu böyle gösteriyor. Prezi'nin sayfalarında ilerlemek için şu
Şuradaki sağa doğru, yani bir sonraki alt başlığa geç, bir sonraki alt başlığa geç gibi şeyleri kullanabiliriz. Ya da bir geriye buradaki butonları kullanabiliriz. Genellikle birinci... Selahattin Hocam. Buyurun hocam. Program için son 10 dakikaya girdik. Tamam. Bilgi vermiş ben... Tabii ki hocam. Bu 10 dakika içinde bitirelim mi? Tekrar bir daha devam edelim mi hocam? Nasıl uygun olur? Hocam iki oturum şeklinde planlıyoruz çalışmalarımızı. Tamam. Bitirebiliriz, tamam. Toparlayabilirseniz. Tamam. Tabii ki hocam. Teşekkür ederim. Prizi de şey kullanın bu şekilde. Hemen ben bir 2-3 dakika içinde yeni bir prizi de nasıl oluştururuz onu birlikte bir bakalım. Yeni bir baştan sıfırdan bir şey oluşturalım. Sunum oluşturalım. Yanlış yere tıkladım. Bilgisayarımda epey şu anda hem Zoom açık hem de görüntü işleme üzerine dayalı bunlar olduğu için bilgisayarımı biraz zorluyor. Şimdi Present'a bu menüye tıkladım. Şurada Create from Template, yani bir template ile başla ve bunun üzerine devam et. Bu butona tıklayalım. Şuraya başlarsak bize bomboş, bembeyaz bir sayfa verecektir. Ama içinde çok güzel, Prezi'nin içinde çok güzel template'ler var. Bu template'e tıklayarak, var olan çok güzel bu template'lerin kullanalım. Örnek veriyorum. Şurada şöyle çok güzel şeyler var. Prezi dediğim gibi odağımızı, kullanıcı yani izleyenlerin odağını belirli yerlere çekmek için. Ben mesela şu şeyi kullanmak istedim. İlginç geldi. Use, yani template'i şunlara baktım hepsine. Use this template, yani tıkladıktan sonra use this template diyorum. Ve şimdi sunumuma bir isim vereceğim. Sunum programları olsun. Sunum programları ile ilgili bir sunum yapmak istiyorum. Tabii dediğim gibi ücretsizle birçok şeyi yapabilirsiniz ama buradan mesela şunu tıkladığınız zaman işte ücretli sürüm istiyor. Sadece benim istediğim kişiler kullanabilsin istediğiniz zaman ücretli sürüme geçmeniz gerekiyor. Ama benim yaptığımı herkes görebilir dediğiniz zaman ücretsiz olarak devam edebiliyorsunuz. Yaptığımızı herkes görsün istiyoruz. Sunum programları diye bir sunum oluşturacağız. Bu template'i, bu şemayı, bu temayı kullan dedik. Ve bize böyle bir alan verdi. Şuraya, burası başlık için belirlenen alan. Şuraya diyelim, sunum programları. Evet, şuraya herhangi bir logo yerleştirebiliriz. İşte firmamızın, kurumumuzun, Gençlik İlk Öğretim'in logosunu yerleştirebiliriz gibi. Step 1'de biz örneğin sunum programları diye bir şeyden bahsediyorsak, bizim anlatmak istediğimiz, bahsetmek istediğimiz şeyin ana temel noktaları nelerdir mesela? Ben bu programda neden bahsettim? Örneğin PowerPoint'ten bahsettim. O zaman şurada sunum programlarından birincisi, İlk maddesi diyelim PowerPoint olacaktır. İkincisi işte Prezi olacaktır gibi. Şuraya o zaman ben PowerPoint diyorum. Sunum programlarını anlattığım bir sunum hazırlamak istiyorum. Şimdi bunu mesela şöyle sağa doğru çektim tek satırda yer alması için ama ne oldu bakın büyük geldi. Bunların hepsi nesne şeklinde olduğu için mouse'la tutup onun üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Nasıl değişiklikler yapıyoruz? Yukarıda bakın şeyler var. Mesela ben bunu tıkladım. Bunu tıkladıktan sonra rengini değiştirebiliyorum. Sarı olsun istedim. İşte şu renk olsun istedim. Geri geldim filan. Bunun dışında mesela PowerPoint yazısı bunun içine sığmadı ve beyaz. Arkada işte kar rengi görünmüyor. Benim şunu büyütmem lazım. Şöyle bunu büyüttüm ve şuraya kaydırdım. Ama bu sefer PowerPoint yazısı da büyüdü. PowerPoint'in fontunu küçülteyim. Şuradan bakın, yani neye tıklarsanız, hangi nesneye tıklarsanız onunla ilgili olarak şurası değişiyor. Mesela yazıya tıkladım. Yazıyı
pardon, şu anda şekle tıkladığım için şu geldi. Yazıya tıkladım bakın. Yazıyı küçültebileceğim buton geldi. Şuna basarak küçülttüm ve burada PowerPoint olarak kaldı. Büyütebilirim, kalın yapabilirim, litalik yapabilirim, sağa sola yaslama işlemlerini yapabilirim. Ya da undo diyerek bir önceki haline geri dön diyebilirim. İşte içeri girinti yap gibi birçok şeyi burada nesne üzerinde tahmin edebileceğiniz şeyler yapabiliyorum. Peki PowerPoint dedim ama ben PowerPoint ile ilgili ne anlatacağım? İşte onun için şurada bakın üzerinde tıkladığım zaman, şunu tıkladığım zaman, nesneyi tıkladığım zaman üzerinde Zoom in diye bir buton görünüyor. Zoom in'e bastığım zaman sunum programlarından PowerPoint'in tıkladığım zaman PowerPoint ile ilgili nelerden bahsetmek istiyorum? Örneğin PowerPoint ile ilgili işte burada PowerPoint'in menüleri olur. PowerPoint'in kapakları olur gibi. Böyle bir şeyden böyle bir içerik belirleyebilirim. Ya bunun dışında mesela subtopic yani alt başlık dediğimiz şunlar var. Peki burada sadece iki tane alt başlık var. Ben 3-4 tane alt başlığım varsa ne yapacağım? Yani PowerPoint'in içinde 4 tane ana noktadan bahsetmek istiyorum. O zaman şurada insert'a bastığım zaman bakın burada subtopic var. Ki tıkladığım zaman buraya yeni bir, bakın üçüncü bir subtopic kutucuğu geldi. Yine insert dedim, subtopic dedikçe buraya daha fazla alt başlıklar ekleyebilirim. Bunun dışında text ekleyebilirim bu sayfaya. Resim ekleyebilirim. Vaktimiz az kaldığı için biraz daha acele ediyorum. Image dedim, sağ taraftan. Biraz sonra biraz yavaş geliyor. Sağ taraftan bir panel açılacak ve ben istediğim resmi yükleyebilir hale geleceğim. Bir daha diyeyim ama. Evet, sağ taraftan bakın böyle bir resim geldi. Örneğin ben mesela şu resmi tıkladım ve ekranımın burasına geldi. Peki ben kendi istediğim bir resmi de ekleyebilir miyim? Evet, şurada upload image diyerek benim bilgisayarımda var olan bir JPEG, PNG, GIF, BMP gibi resimleri eklerim. PNG uzantılı resimlerin özelliği saydam olabilirler. Örneğin şuradaki evet. Ekranım görünüyor değil mi hocam? Sesiniz kapalı Nurettin hocam. Herhalde hocam görünüyor. Ekran paylaşımı gitti şu anda. Gitti mi? Tamam. Yanlış butona tıkladım. Evet, ekranım geldi. Geldi. Evet. Buradan alt başlıkları oluşturabiliyorum. Şuradan upload image dedim. Mesela şunu gençlik ilk öğretimi. Mesela şuradaki logosuna baktığınız zaman bu PNG bir logodur. Çünkü arkasındaki şu beyaz zeminlerin falan olmaması için, ekranda görünmemesi için, şu beyazlıkların görünmemesi, buraların saydam olması gerekir. Dolayısıyla logolar bu sebeple genellikle PNG formatındadır. Bizim buraya eklediğimiz özellikle PNG olur, JPEG olur. Kendi bilgisayarımızdaki resmi seçip aç dediğimiz zaman buraya yüklenir. Resimleri de böyle ekliyoruz. Biraz daha hızlanayım. PowerPoint şekil ekleyebiliriz, ok ekleyebiliriz. Yani bu tür eklemeleri yapabiliriz. Buradan şu ev simgesine tıklayarak ana sayfaya, şu sol taraftaki yapıda bunları mesela bakın overview dediğimiz zaman bütün bir genel görünüş. Şuradan geri gittiğim zaman bunu bir ağaç yapısı şeklinde düşünebiliriz. Benim şu anda şu 4 tane şeyim var. Bunu tıkladığım zaman bunun altındaki 3 alt başlık geliyor. PowerPoint başlığının altında 3 tane alt başlığım var. Şuradan geri döndüğüm zaman ana şu sayfa ve bunun altında ikinci, üçüncü ve dördüncü stepleri anlatabileceğim, alt başlıkları anlatabileceğim yapılar var. Şuna tıkladığım zaman dediğim gibi sadece bunun altını doldurdum şimdilik. PowerPoint'e tıkladığım zaman da bunun alt başlıkları bu şekilde tree şeklinde, ağaç şeklinde geliyor hocam. Hemen şurayı toparlayayım. Dediğim gibi şuradan bir üst butona basarak buraya geliyoruz. Şuradan da ana sayfaya geliyoruz. Biz bu programı, yani bunu hazırladık. Şu anda biz bunu bu artık zaten bulut sistemi üzerinde kayıtlı. Biz bunu şuradan present diyerek işte sunumu bu şekilde görebiliyoruz. Bu da zaten Prezi'nin bulut sistemine kaydedilmiş oldu. Ve biz de bundan sonraki şeylerimizde
sunumlarımızda artık bu yaptığımız sunumu kullanabiliriz. Prezi de bu şekilde, dediğim gibi bu kısa bir zaman dilimi içerisinde bunların hepsini bir şekilde, yani öğretmek amaçlı olarak eğitimini vermek biraz zor ama dediğim gibi Prezi de bu amaçla kullanabileceğimiz biraz daha profesyonel özelliğine bizi biraz daha profesyonel gösterir. Erişim kolaylığı açısından PowerPoint daha kolay. Ya onunla da çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Yani orada da çok güzel temalar var. İşte biraz önce bahsettiğim gibi animasyonları çok oldukça güzel ve kolay, kullanışlı ve erişimi kolay. Hızlıca işlem yapabiliriz. Prezi de bize biraz daha profesyonel gösterir. Prezi'nin özelliği bizim odağımızı alır. İşte ana hatlarını, yani olayın ana hatlarını, yani bu kavram haritalarında olduğu gibi ana hatlarını, belirli noktaları üzerinden konuyu anlatmamızı, sunum yapmamızı sağlar. Prezi ile ilgili de söylemek istediklerim bu kadar. Biraz da etkili sunum tekniklerinden bahsetmek istiyorum. Bir sunumun iyi olabilmesi için, karşımızdakini etkileyebilmesi için bunu genellikle çok yapamıyoruz. Yani özellikle mesela bizim karşımıza çıkan yüksek lisans doktora yapan öğrencilerimizin hazırladığı sunumlar olsun ya da karşılaştığımız sunumların çoğu olsun. Bazen biz de belki varmadan özellikle çok yoğun metin bulunan içinde sunumlar hazırlayabiliyoruz. Ancak etkili bir sunum yapmak istiyorsak mümkün olduğunca sade bir tasarım olmalı. Az olan çoktur düsturu var. Dolayısıyla bizim için ne kadar az metin kullanıyorsak, burada mesela 6x6 tekniği vardır. Mesela bir sunumda en fazla 6 satırın olması istenir. Ve bir satırda da en fazla 6 kelimenin olması istenir. Yazıların mümkün olduğunca büyük, sade olması gerekir. Dolayısıyla sadelik her yerde olması gerekiyor. Yani sunumumuzun her yerinde yazıya boğmadan, çok fazla yazıya boğmadan bir sunum hazırlamamız gerekiyor. Hazırlığımızı iyi yapmamız gerekiyor. Sunum için hazırlığımızı iyi yapmamız gerekiyor. Bize özellikle konuşma sırasında heyecandan dolayı unutabileceğimizi düşünerek genellikle bir sunumu hazırlarken bütün her şeyi yazma çabasına giriyoruz. Ancak burada biraz daha zaman ayırıp sunumu daha vakıf olmak gerekiyor. Ancak hazırladığımız sunumda bunları çok daha az kelimeyle ifade etmek gerekiyor. Etkili bir sunumda önemli olan bu. Zamanlama için yaklaşık 40-45 dakika, 50 dakika genellikle sunumlarımız, mesela yüksek lisans seminerleri de böyledir. 45 dakika ortalama. Dolayısıyla bunu sağlayabilecek şekilde 15 slide, yani en fazla bir mesela yüksek lisans seminerinde beklediğimiz 15-20 slide'dır. Yani 20 bile fazla bazen. 15-16 gibi bir sayı uygundur. Dolayısıyla 45 dakikaya böldüğümüz zaman aslında şunu söyleyebiliriz. Ekrandaki bir sunumun ekranda kalma süresi 3 dakika civarında olmalı. Font kullanımı. Bir sunumda nasıl bir font kullanmalıyız? Sunumlarda tırnaksız font dediğimiz, sans serif dediğimiz tırnaksız fontları kullanmamız gerekir. Örneğin şurada mesela bakın, ben şunu burada kalibri, şuradaki kelimelerin harflerin tırnakları yok. Ancak ben bunu Times New Roman'ı... Selahattin Hocam, buyurun ekran hocam. Paylaşımı yok ama. Pardon hocam, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben şeye odaklanınca, buraya odaklanınca orayı kaçırıyorum. Ya, estağfurullah hocam. Evet. Hatırlamak için ben de şöyle mesela sade bir şey hazırlamıştım. Sadelikten bahsettik. Hem resmimiz sade olmalı, hem ekranımız sade olmalı. Mesela resimlerimiz nasıl olmalı? Bir kere herhangi bir sayfada alakasız resimler kullanmamalıyız. Özellikle işte koşan adam resmi kullanılır bazen. Merdiven resmi kullanılır filan. Bu clip art dediğimiz galerinin içindeki resimler kullanılır. Bunlar konumuzla ilgili değilse hiç kullanmamalıyız. Peki konumuzla ilgili resimleri nasıl kullanmalıyız? Konumuzla ilgiliyse mümkün olduğunca bize en ufak ögeyle onu anlatabileceğimiz, o imajı verebileceğimiz, karşımızdakinde o duyguyu uyandırabileceğimiz resimler, ikonlar ve simgeler kullanmamız gerekiyor.
JPEG tarzındaki fotoğraf tarzı resimler çok yoğun, çok kalabalık, bir noktada dikkat çekicidir. Ancak dikkat dağıtıcıdır. Mümkün olduğunca basit simgeler, ikonlar kullanmak gerekir. Sadelik önemli. Zamanlamadan bahsettik. Font kullanımında sans serif dediğimiz tırnaksız. Örneğin Times New Roman bir alışkanlıktır. Times New Roman'ı nerede kullanırız? Dilekçelerimizde Times New Roman kullanırız. Biraz daha resmiyeti yakalamak isteriz. Orada Times New Roman kullanırız. Ama şurada bakın. Mesela ben burada Times New Roman'ı kullansam okunması daha zor bunun. Şu tırnaklardan dolayı. Tırnaklar dediğimiz şuradaki köşedeki mesela E'nin şu aşağıya inen ucu, E'nin arkaya giden ucu, L'nin şu yukarıya giden ucu gibi. Bunların okumayı zorlaştırır. Dolayısıyla şöyle daha yumuşak kenarlı şeyler okumayı kolaylaştırır. İkincisi, başlıkları genellikle büyük yazarız ama bütün her şeyin büyük olması da iyi değildir. Bakın şu daha kolay okunur. İlk baktığımız zaman da beynimiz şunu daha kolay algılar. Şunu daha kolay okuruz. Şunu daha zor okuruz. Bu da hepsi büyük olduğu için beynimiz bunu harfleri daha zor seçer. Ancak şurada büyük ve küçük harfler birbirinden farklı olduğu için beynimizin harfleri birbirinden ayırması daha kolaydır. Dolayısıyla gerekmedikçe tamamı büyük harfler kullanılmaz. Fontta da buna dikkat ederiz. Renk kullanımı mümkün olduğunca bazı şeyleri dikkat çekmek için farklı rengi boyamak gerekir. Bu bir gerçek. Ancak biz bu renk sayısını abartırsak, yani bir sayfada 3'ten fazla, hadi bilemedik 4'ten fazla renk olursa görünüşü çok ciddi bir şekilde bozar. Dolayısıyla bizim mesela şurada bir template seçtik. Bu template'in kullandığı standart 4-5 tane renk vardır. Bu renkleri kullanır. Bunun dışında mümkün olduğunca kullanılmaz. Renk kullanırken birbirine zıt renkleri tercih etmeliyiz. En kolay okunan yazı, bilgisayar dünyasında en kolay okunan yazı mavi zemin üzerine sarı fonttur. Böyle bilinir. Dolayısıyla ilk çok eski banka programlarına falan baktığınız zaman öyle çalışır. Ya siyah üzerinde beyazdır ya beyaz üzerinde siyahtır. Yani bunlar da kolaydır. Siyah üzerinde beyaz, beyaz üzerinde siyah, sarı üzerine kırmızı, özellikle mavi üzerinde sarı parlıyor gibi görünür. Okuması çok kolaydır ama takım renklerini falan çağrıştırıyor. Dolayısıyla işte burada bir ölçüyü yakalamak gerekiyor. Fontlarla ilgili de bunu söyleyebiliriz. Pardon, renklerle ilgili. Kapak tasarımında da neden bahsedebiliriz? Kapakta genel olarak sunuyu anlatacak bir resim olabilir. Konuşmacının ünvanı, adı soyadı ve görevi olur. Kapak kısmın yani arka kapakta da bir teşekkür ifadesiyle bu kişiye ulaşılabilecek ad soyad ve e-posta adresi gibi ya da varsa işte Twitter, Facebook adresleri gibi iletişim adreslerinin bulunması iyi olur. Bunun dışında anlatacak aslında çok şey var ama işte çizgilerin ayrı bir önemi vardır. Şeklin, desenin bir sunum hazırlarken bunların hepsine dikkat etmek gerekir. Yani çizgileri, desenleri nasıl kullanacağız, dengeyi nasıl sağlayacağız, grafikleri, ama bunlar da artık ayrı bir şey konusu olsun ya da olabilir diyelim. Hocalarımızdan çok fazla zamanını almayalım. Bu noktada tamamlayalım. Sunum programlarından işte bahsetmiş olduk, Prezi ve PowerPoint'ten. Sıklıkla da zaten bunları kullanacağız. Yani diğerleri için de dediğim gibi Canva'yı kullanabiliriz. Sanırım anlatılmıştır diye düşündüğüm için çok girmedim, bilmiyorum. Web 2.0 bu aralar popüler olduğu için hocalarımıza bununla ilgili bir eğitim verilmiştir diye düşündüm. Yani bunlar kullanılabilir. Bu platformlarla renkli sunumlar hazırlayabiliriz ama her ne kadar bunlar da olsa büyük oranda PowerPoint kullanılacağı için biraz da orada fazlaca durmak istedim. Teşekkür ederim Selahattin Hocam. Akşamın bu vaktinde vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Ben kapanış konuşmalarını yapmak üzere sözü kurucu temsilcimiz Muharrem Bey'e bırakacağım. Evet. Muharrem Hocam buyurun. Allah razı olsun. Değerli arkadaşlar, sizlere de teşekkür ediyorum organize için.
Yani bu sunumları izlerken tabii hayıflanıyorum. Bu arada öğretmenlik devremizi geçirdik biz. Bunları sadece izlemek zorunda kalıyoruz. Ama gönlüm isterdi ki keşke böyle bir dönemde öğretmenliğe başlasaydım. Tanım olarak da şunu ifade edebilirim. Hani sorularla ilgili yeni nesil sorular falan diyorlar ya. Şimdiki öğretmenlerimiz de bizim yeni nesil öğretmenler herhalde. Ben arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hakikaten Selahattin Hocam bir öğretmen için, yeni nesil bir öğretmen için diyelim artık. Olması gereken konular üzerinde durdu. Sunum teknikleri olmazsa olmaz gibi bir şey artık. Bu hem uzaktan eğitimle ilgili hem de bu bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesiyle beraber önem kazandı. Ben tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hem Selahattin Hocama, hem organize eden arkadaşlarıma, hem katılımcı arkadaşlarıma. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler inşallah. Allah'a emanet. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Evet. Öğretmenlerimize. Selahattin Hocam, tekrar teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Vakit ayırdınız bizlere. Estağfurullah hocam. Ben de İnşallah başka bir programda. İnşallah sabırla dinledikleri için tüm hocalarıma teşekkür ederim. Yine yani biraz dediğim gibi soru cevap tarzı olabilse daha şey olacak. Yani dar bir zaman içerisinde bir şeyleri şey yapmaktansa eğitim gibi değil de böyle bir soru cevap ya da şey daha etkili oluyor. Öğretmenlerimizin bu konuda takıldığı bir şey olursa işte selahattinalan@hotmail.com'dan ulaşabilirler. İşte üniversitedeyiz bir şekilde telefonla yardımcı oluruz. Ulaşırlarsa elimizden gelen desteği yani soracakları bir şey olursa. Yani burada çok yansıtamayabiliyoruz ama yani yıllardır kullandığımız, üzerinde şey yaptığımız programlar. Dolayısıyla bilgi paylaşımı yaparız her zaman. Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Bizlere üniversitede bir kapı araladınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz.